Bilgisayar başındayım. Yalancını. Şimdi de burada bir, orada görünmeyeyim diye buraya aldılar beni. Metin'i gözetliyorum bir yandan. Selam. Erken mi girdin? Hep şimdi mi girdin? Yok yok, girmeyeceğim. Şimdi bilgisayar başında oturuyormuşsun gibi yapacağım birazdan. Sen şimdi ha, otur, tamam. Onu oraya keser koyarım bana. Biraz açabilirsin bir de. Bilgisayarlıyım, tamam. Dur bakayım, yine çizgi film açılacak. Çok merak ettim. Aa, açılmadı mı? Çizgi film mi izliyor Sevgi Hanım? Aha, Metin girdi. İçeri giriyorum, Metin'i yakalamayın. Nerede lan? Metin burada. Köpek nerede? Şimdi dışarıda, şimdi alacağım tekrar. Konuşmayayım, manisini aldım. 10 dakikadır seni gözetliyorum. Bayağı bir taşıntılarımız falan vardı. He. Onunla alakalı bir tedavimiz oldu. Geçti, her şey yolundaymış. Şimdi aşılarında kalan eksikler var. Onları yapacağız. Okey. Bir görelim. Sevişelim. Yalnız ben bir yazılacağım. At 30 saniye. Burnumu boşaltayım. Çok doldum. Beni kesersin. Keseceğimi zannediyorum. Siz ne yapıyorsunuz burada? Sence kaçak hasta aldık buraya. Kaçak. Sen ne düşünüyorsun ya? Vallahi çıkaracağız da. Tamam. Sen ne düşünüyorsun? Onda ha? Hak edelim birazdan. Bu, baksana şeyin hali ne? Çıkmaya çabalamışsın. Ağzına tük. Çıkmaya çalışmadı. Damar yolunda serumu çıkardı dama. Aa evet. O zaman size kolay gelsin. Bu çocuk hırçın bence. Nereden bu fikre kapıldınız? Kulaklar dik, beyaz. Bembeyaz, burun kalın ve 6 kilo. Ve bedenin yarısı arka 3/2'de ve seste geldi. Şu üstündekini motoru çalıştırdı. Toprak motor yer. Biraz kaçırmayın da ben kaçayım burada. Kaçıracağınız son oda burası. Evet, Metin sahnede. Nefes alıyorum. Köpeğin adı ne? Vini. Gel kızım. Vini. Aa, çolak. Kime bakıyor çolak? Hadi bakalım. Gel. İçeri girmen lazım. Gel. Bak orada kedi var. Kedi daha tehlikeli. Gel. Onun bir tırnağı var. Çolak var. Çok güzelsin sen. Yok, tırnağı yok. Tırnakları baktım dışarı. Biraz genel tatlıyı göreceğim. Gel, atma. Gel hadi, çıkalım mı masaya? Tabii ki çekim yanım. Güzel mi kokuyor? Evet. Seveceğim. Sakin. Yemiş. Sakin. Evet. Aferin. Dalmaçyalı teriyer. Damalı. Holstein. Simental ha. Simental değil ya, Holstein. Holstein'di. Simental nasıldı? Şey, sarımsı. Sarımsı olan. O da sarımsı benekli. 80 litreye kadar günlük süt verim var. 3 sarımda çok güzel hayvan. Simental'dan mı bahsediyorsun? Ama onlar da... Yan taraftaki sesi duyuyor musun? Hırçın olan vardı. Aşırı. Haberden Angus. Yok, ayrıldı ya. Anguslar ya. Angus. Haberden Angus. Ne bileyim öyle hızlı söyleyeceğiz. Angus hırçın ha. Çocuğun parfüm kokuyor. Limousin, Charolais. İsviçre mavi. Uf, ne güzel hayvanlar var ya. İçeride... Sevgi Hanım'la şey var. İçeride savaş var. Sevgi Hanım'la Sercan Bey bir çocuğun tepesindeler. Anne. Yok, sana öyle bir şey yapmayacağız. Güzelliğim. Sen burada akıllı dur. Orada delirsin bir tanesi, başkası. Değil mi tatlım? Mini. Mini kız mı oğlan mı ya? Damar yolu sökülüyor ya ama. Damar yolu çıkarılıyor. Yok, 3,5 hastası o. Ay yok, pardon. Neyi var? 3,5 randevusunu içeri aldılar. Vini bu ya. Vini bu. Bu Vini. Bu 3 hastası zaten. Evet, 3. O 3,5 hastası. Ha. Bir çeyrek de yolda. 3 çeyrek, pardon. Arkadaşım. Bir ya. Çubuk. Çubuk abi. Nereye bir şey yapacağız? Nereye gideceksin? Kaşıntıların mı vardı? Nesi vardı? Her şey vardı. Bir banyo falan. İlaçlı banyo yapıldı. Her şey geçti şu anda. Hiç çok mu kaşınıyordun sen? Ben dur. Hayır, bekle. Hayır, bana bak. Erkek bak, mi? Bana bak. Metin'e bak. Ha, erkek canım. Metin'e bakma sen. Koluma değmedim. Çok tatlısın sen. Oğuzu ısırırım baba, oğuzu yerim. 38'de kaldı. Tam 38.
bırakıyorum. Ya şey kokuyor bu. Mamayı... neyse. Sonra konuş, anlat. Ben hastane söylerim. Aşıları yapıyoruz. Kulakları da göreyim mi yavrucuk? Bir dakika. Metin'in dereceye koklamasına takılanlar için açıklamış olayım. Bir veteriner hekimin parmak uçları, burnu, gözü... Umut ediyoruz ki dili değildir. Hekimliğinin Yo, hayır, özel tamam. organlarından biridir. Neyse. Pelet yemleri ısırır, yeriz, bakarız. Yem tadına. Yem tadına. Tamam. Yem analizinde de dilimizi kullanıyoruz efendim. Yaşmana. Aferin sana. Ben yemediğim evlatlarıma vermem. Şimdi bakayım burada ne varmış. Sesin çıkacak mı bakalım? Buraya. Aferin. Ne var burada? Bu bir. Bir de bu. Ya çok güzel bir patim bekle, var senin ya. Bekle, patiye bak. Bekle. Patiye bak. Çimcik çok tatlısın. Geldi. Aferin. O bir an hissettirdi değil mi? Az cimcik dedik onu. Tamam geçti bu kadarcık. Aferin hiç sana. Ses çıkmadı. Aferin sana. Sen büyüyün de birazcık seninle piyasa yapalım ha. Ne dersin? Gidelim olgunlar tunalı. Çok güzelsin sen. Bu arada bu teriyer mi? Valla bu... Uçucu çok karışmış geldi bana ya. Dalmatyalı ile şey karışmıyor. Sosuz. Dalmatyalı Border Collie Terrier'i bu bence. Evet, aynen. Şey var. Değil mi? Şey. Çok güzel aldım. Erkek hoş değil. Ben bozdum. Yanlışlıkla. Öf. Yanlış mı? Şey. Yok, hayır. Tamam. Çok güzelsin. Çok tatlısın. Patilere bakar mısınız? Renk renkli. Bir de yeleli yeleli arkaları. Sen de bük patire. Sohbet mi edeceğiz? Yalama benim suratımı. Ben seni yalıyor muyum? Vah, Gmail adresi bile koymuş buraya. Çok iyi. Kaç geliyor? 8-9. Yoktur ya. Bakalım. 8-9 vardır mı? 8 ya. Bir tane bakar mısın? Kaç kilosun? Burabil, sen kaç kilosun hakikaten ya? Yok. Hadi ona basmayalım lütfen. Geri çık şimdi. Çıkacağım mı? Mecbur. 8. Güzel. Evet. Nasıl böyle bir mürekte bakıyor? Bu koli nasıl? Bu koli dalmatyalı teriyeri. Çok güzelsin. Border koli dalmatyalı teriyer. Artık kim kime? Anne. Hayır boy farkları var ya o yüzden dedim. Köpek balığı mı sudan çıktı? Köpek mi suya girdi? Hadi gidelim mi? Ya çok güzelsin. Sen ağzını yüzünü yürüm senin. Oh. Hadi tak abi tasını. İçeride yine mamaya boğacaklar seni. Hayda. Bilden görmesin seni. Ne oldu? Çıkamadın mı? Tamamen geçmiş durumda. Harika gördüm. Bakın şey zaten normal zaten. Hemen yaptık geldi. Tamam geçmiş. Şu anda aşıları yaptık. 2 hafta sonra tekrar olacak. Bin şey. Az önce yırtınan sen miydin? Ben şimdi de karnım. Hala yırtmıyor. Eşi basın. Niye bağırdın öyle az önce? Ha? Takip alır mısın? Gözlere bak. 2 hafta sonra sistemde. Hadi geçmiş olsun Mine. Gel. Gel görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Gelmedi. Yok yani. Mamalar nerede? Mamalar şu burada var. Burada bir yaramız vardı ya. O yaramı indirmeyi de. Şunu ayrıca bir daha.
Her gün 4-5 defa. Doğrudan sıkabilirsiniz, irrite edecektir. Bundan kaynaklı olarak bir pamuk yardımıyla pamuğa sıkın. Ondan sonrasında böyle silerek devam edin. Yalnız uyuduktan sonra bir 5 dakika boyunca kafayı tutalım, yalayıp durmasın orayı. Buna dikkat edersek harika olur. Çünkü yalayacaktır. Uyguladıktan sonra yalayacaktır. Bunun önüne geçmek adına günde 4-5 defa yapıyoruz. 2 hafta sonra zaten gelecek. Önümüzdeki hafta konuyla alakalı bir irtibatlaşalım. Şayet ilerleme devam edecek olursa o zaman tekrar onun kontrolünü yapalım. Ama bir problem yok. Gerilemeye başladık derseniz konuyla alakalı tutuyoruz. Şu an bana devam takıldı. Bir de sizlere bir ilaç daha yazacağım. Onu da izah edin. O sen bana mı takıldın? Götür. Bir de şey... Gel yere indirelim spayı, getirin. Eczaneden de sürmenizi isteyeceğim bir şey. Krem olacak. Yalnız tamam. Aralığında en az 15 dakika olacak. Bunu uygulamak uygulamak için ona geçmeyeceksiniz. En az 15-20 dakika. Burada. Kurusun. Burada. Sürdüğünüz krem tutkumu sağlamayacaktır. Bunun kaynaklı. Sen nane molla yedin öyle. Bu arada biz ırkta çok tereddütlü kaldık. Belli. Ben bayağı dal geçmişlerdi çünkü. Bu bayağı border collie dalmatça teriyeri gibi bir şey olmuş bu. Ben gerçekten işin içinden çıkamadım. Yani algılayabilen varsa. Gel. Gel bunu da ye. Orijinal bitmiş. Evet, gerçekten çok orijinal köpek olmuş. Kalp dövmemiz de var. Çok tatlı ya. Gel hadi devam gel. En az 15 dakika sonra az bir miktar yani çok bir şey değil. Böyle bir mercimek tanesi kadar sadece yedir. Böyle cümlecesi diye. Düştü ya. Stoklarında yüzeysel olur. Gel burada. Bu şekilde ilerleyeceğim. Hadi kırayım ben sana. Pamuk yardımını yaparsanız daha iyi olur. Kontinelerden ilerleyen neredeyse daha ben telefon bekliyorum. İlerlediğini geriledim. Şayet ilerliyorsa bunlar acı bir görüntü. Afiyet olsun. Çok güzelsin. Sağ olun. Çalışmalar. Devam eder mi? Gel, bekle o kamera oğlum, yenme. Yenme oğlum. Vildan seni nasıl kaçırdın, ha? Teşekkür ederim. Bu arada iki spanın da ben görüntüsünü almış oldum ama izniniz var mıdır? Ufaklık için her şey bunun için de geçerli. Yayınlamamda sorun yok değil mi? Tamam. Size geçmiş olsun. Bu hafta sonuna gidiyor. Röp gidiyor ama. Herhangi bir mide hassasiyeti falan yok. Mide hassasiyeti falan yok. Bu kusma falan. Aradı mı yapıyordu. Daha çok bebekliğinde daha çok yapıyordu. Tamam. Çok yok. Evet. Evde ondan çok yediğim daha iyi. Ha öyle mi? Tamam. Yok yiyoruz yani. Şimdi peki o zaman devam. Evet. Bu hassas masas gelir şimdi. Bazı çocukların... Yok yok. Geçen hafta... Yemediği farklı bir şeyi fazla yedin mi? Afiyet olsun. Lütfen bu kadar, tamam. Götünü yerim. Çok güzel sesim. Çok güzel sesim. Oyun mu istiyorsun? Biraz daha var. Devam edelim mi? Onun da yarımın var. Ay yarım. Ama yarımın da yerinin var. Katıver bir de. Tamam, olmadan olmaz. Batıcan'la sokağa çıkıyor. Gel de bunu bitirelim de. Herhangi bir tavuk kuruyorsam görüşmek üzereydi ben. Hı? Pati alayım mı? Pati nerede? Pati nerede? Topucu olacak. Pati alayım. Topucu olacak. Pati'yi bir görün. Pati'yi bir... Oyun mu? Şey, oyunu bir kal. Pati bir görün. Burada olduğun nasıl biliyor şey sıfası? Al. Kilit veriyor oraya. Şaka bir yer hakikaten. Burada bordo kolik var ya. Gerçekten hiç bilmiyorum. Geç önünden geç. Tipte zaten border collie var da davranış da zeki. Zekası yüksek bir çocuk. Aha da gitti. Hepsini yedi zekayla. Afiyet olsun. Getir. Yeter mi bence? Al şunları da. Sen kaçma sen hemen. Veriyor şimdi. Bitti. Senin götünü yerim. Neyi kaçayım ya? Gel. İneyim. Boştay. Ağzının yüzünü ısırır o şey. Nereden sahiplendik bu arada? Tanıdık. Tanıdık arayacağız. Geçmiş olsun bakalım. Geçmişini pek bilmiyoruz. Evet, ırk vesaire bilmediğimizden evet. Zaten. Geçmiş olsun tekrar. Çok görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben gidiyorum. Bay bay.
Winnie'yi de görmüş oldunuz. Ben şu elleri bir yıkayayım. Selam. Antagonizma mekanizmasına bakıyordum da bulamadım mekanizmayı. Çarpım tablosu mu ezberdi? Böyle yapıştırıyorum kendimi. 3 kere 2, 9. Allah. Hekimler burada çarpım tablosu çalışıyor. Antibiyotiklerin birbirleriyle alakalı aralarında bir etkileşim mekanizması var. Bunun da karşılığını görmenin yolu, tabii ki hepsini tam ezbere bilmenin hiçbir zaman imkanı yoktur. Her zaman kitap, tablo vesaire, yani veteriner hekimlik okuyacak arkadaşlara mesajım olsun bu da. Öğrenmeyi bıraktığınız gün meslekte son gününüzler artık. Çünkü öğrenmeyi bırakmamanız lazım. Gördüğünüz üzere hala her yerde bir şeyler asılı masılı. Onları okuyarak vesaire gitmeleri gerekiyor. İçeride zaten koca bir dolap kitap yığılı. Daha gelin göstereyim size. Ta 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 tam. Evet, kutumda ne hissediyorum? Bak, he, bu gözden dolabı özel açmıyor. Gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere. Bura değil, orada şirket şeyleri. Burada. Orada da kitaplar var. Ve tabii ki el altında tutulan kitaplar bir de. Winnie'yi izlemiş olduğunuz çok tatlı bir köpekti gerçekten. Tekrar geldiğine tekrar çekerim. Veteriner kim okuyacak arkadaşlara da duyurulur. Okumadan kesinlikle bu iş asla yapılabilecek bir meslek dalı değil. Bunu net bilmeniz lazım. Tıptan çünkü hiçbir farkı yok. Hatta bazı yerlerde, mevzu karşılaştırmak değil, bazı yerlerde daha fazla araştırmanız gerekliliği de doğuyor. Neden? Mevzu sadece iyiye taşınmak değil. Hiç bilmediğiniz bir şey gelebiliyor bir anda. Onu da reddedemeyeceğiniz şekilde yaşayabiliyorsunuz. Tıpta şu yaşanmıyor mesela. Dahiliyeciye dahiliye konusu ya da dahiliye yaşına baktığı, mesela yetişkin dahiliyesine bakıyor sadece hekimimiz ya da çocuk dahiliyesine bakıyor hekimimiz. Bunlar dışındasını, yani çocuklara bakmıyorum diyebiliyor. Ama şu an bir veteriner hekimimiz burada şunu yapamaz. Bir trafik kazası, kaplumbağanın üzerinden araba geçmiş. Getiriyorlar kaplumbağayı, bir koyuyorlar buraya. Yani sen, ben kaplumbağaya bakmıyorum diyemezsin ki. Demek istediğim yani biraz öyle. Farkı o. O yüzden kaplumbağayla alakalı bir antibiyotik mesela çok farklıdır. Vitamin düzeni çok farklıdır. Hemen onlara bilmiyor musun, unuttun mu? Çünkü bakmıyoruz yani, o kadar sık gelen bir şey değil veteriner kliniklerine. Unuttun mu? Hemen gidip kitaplara bakman lazım, literatürü araman lazım. İnternet, İngilizce olarak tabii ki bunlar çoğunluğu. Bunların tamamını okuman gerekiyor. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Yandaki videoları da izlemeyi unutmayın.